Orta Doğu pazarında mobilya üretiyormuş. Bir dakika durun, Toygun'u görüyorum ve hemen almam lazım. Evet, merhaba. Toygun hoş Hoş bulduk. Telefondan geldim, tamam. geldin. Bir şey söyleyeceğim. Yani yayıncılık sürecimde en hızlı yayına giriş yapan sensin. Ve inanılmaz böyle bir anda geldi ve seni kaçırmak hiç istemedim. Telefondan gelmen çok iyi oldu. Bence zaten önemli olan gelmen. Nereden olursa olsun. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Şurada bir mail adresin gözüküyor ama onu bir düzeltebiliyor muyuz? Ya da senin için sorun olur mu? Yayından sonra stajyer Tamam. başvurularında bir yığılma olabilir. Bak sana söyleyeyim. Olabilir. Olabilir. Bir ona bir bakabiliyorsan belki bakarsın. Şimdi Tamam. tabii ki oradaki görüntülerle de başlayacağız Soygun ama sen sanırım bu yıl ikinci kez konuşmacı olarak katıldın. Bu arada ben Evet. seni hani ekranın burası ama hani izleyicilerimizle de buradan konuşacağım. O yüzden öyle bir bağ olacak aramızda. Bu yıl ikinci Tamam. kez konuşmacı olarak katılmışsın ve aslında biliyoruz orada konuşmacı olarak sahne almanın ne kadar zor olduğunu. Herhalde senin özel başvuru yöntemlerin var. Biraz taktik de verebilirsin gelecek yıl bana da. Ama onun Olur. haricinde ben LinkedIn'de de gördüm. İnsanlar inanılmaz derecede senin listesine almışlar. Toygun'un konuşması diye böyle bir öneri mekanizması olmuş. Bir de bu Emi çok üzmüş insanları. Sen de bir neşelenmişler. Şöyle bir girişte hemen konuşalım mı senin konuşmanı Konuşalım. heyecanla? Evet, sağ ol. Şimdi bu South by Southwest öyle çok da popüler olmayabilir Türkiye'de. Şeyi de zor azıcık. SXSW şeklinde bir kısaltması var Evet, festivalin. doğru. Ondan sonra bir de hani New York'ta işte Londra'da filan festivaller bilinir de bu Texas Austin'de yapılıyor. O yüzden de belki birçok insanın belki radarına girmiyor da olabilir. Orası da böyle 1 milyonluk bir şehir birden bu festival zamanı Mart ayında 300 bin kişi akın ediyor şehre. Çünkü aynı anda hem film festivali var, hem müzik festivali var, hem de interaktif diye eskiden ismini interaktif demişler ama artık belki o bile yeterli olmayabilir. İşte teknoloji ve kültürle ilgili her tip yenilikten bahsedilen konuşmaların olduğu bir bölümü var. Müzikte böyle biraz daha yeni çıkan sanatçıların keşfedildiği bir yer burası. Aynı anda tüm şehirdeki kafelerde, barlarda konserler oluyor. Hem gündüz hem gece insanlar onları gidiyor, keşfediyor. İşte yeni mesela müzik şirketleri oradan bilmedikleri şeyleri keşfediyor filan. Filmlerde en belki hani dünyadaki en etkin film festivali değil ama Amerika için biraz önce bahsettiğim mesela o Three Body Problem dizisinin mesela ilk bölümü orada yayınlandı. Ya da Nicolas Cage yeni filmini, Anne Hathaway yeni filmini orada lansmanını yaptı. Yine önemli, hatırı sayılır festivallerden biri ama esas daha önemli olan konu geçmişte de birçok İşte sosyal medyanın ya da hayatımıza giren teknoloji uygulamalarının lanse edildiği yer olmuş. Onların çok konuşulduğu, tartışıldığı yer olmuş. O yüzden teknoloji konusunda öncü bir pozisyonu var. Burada şimdi bir onlar mesela bu seneki festivalde önemli bir konuk. OpenAI'da direkt ChatGPT'nin başındaki Peter Deng vardı. O konuşuyordu. Bu konuşmacıları tabii festival kendi davet etmiş. Ama o ana konuşmacılar dışında toplamda bir hafta içinde 600 tane konuşma yapılıyor. Ve orada konuşma yapmak için sen başvuruda bulunuyorsun. Ta Ağustos ayında başvurunu yapıyorsun. Tüm dünyada oylamaya açılıyor. Konuna ve işte onun altında başlığını yazıyorsun. Bu neyi amaçladığını yazıyorsun. İnsanlar ona göre okuyorlar, oyluyorlar ve seçilenler katılabiliyor. Ben ilk 2015 yılında gitmiştim festivale. O zaman birazcık anladım nasıl olduğunu. Daha spesifik konular öne çıkıyor. Yani işte mesela akıllı şehirlerin enerji problemi. Hani akıllı şehirler nasıl olacak değil de onların da altında bir konu. Çok daha net konularda konuşmaları daha çok alıyorlar. Bugünle ilgili değil. Mesela bizim sektörde, reklam sektöründe Cannes Lions var. Çok önemli bir festival. Orada geçtiğimiz sene yapılan iletişim kampanyaları sahnede anlatılıyor. Artıları, eksileri, zorlukları ve insanlar bunlardan bir şeyler öğreniyorlar. Biraz daha hani bugün neler yapıyoruz la ilgili bir festivalken burası biraz daha gelecekle ilgili. Yani bugün ne yaptığını anlatmanı beklemiyor. Ya da işte ben şirket olarak şunu şunu başardım, çok iyiyim gibi
genelde insanların hani kendi yaptıklarından bahsetmek istiyorlar. O değil de belki ileride neleri yapacak, neler üzerine düşünüyor, nasıl argümanlar geliştiriyor onlar önemli oluyor. Biraz daha hani dünya ve insanlar nereye gidiyorum peşinde olan bir festival. Daha böyle vizyon, ilham veren bir şey. Evet. Evet. O yüzden Evet. hani direkt oradan gelip dinlediğim bir şeyi alıp hemen ya yarın ben de onun aynısını yapayım diyebileceğim bir konu olmuyor da işte şeyi dinlediğin zaman mesela 2050 ha mesela şu bunun işareti tam 2050 diye bir bölüm vardı yani. Şu an 2050 hedeflenmiş. 2025'i değil de 2050'de ne olacak diye ayrı bir bölüm vardı. Çeşitli konular böyle gelecekle ilgili konular için bölümler yaratılmış. Yapay zekanın da bir bölümü var. İklim değişikliğinin de var. Bu dediğim 2050'nin de var. Böyle farklı alanlarda şeyler vardı. Şimdi onları istersen kademe kademe konuşalım ama Evet. ben şimdi de atlamak istemiyorum. Şimdi seni görünce çok sevindim ve bir an önce ekranı aldım ama ben yayının başında da bahsetmiştim. TBWA İstanbul Strateji Başkanı diye. İstersen izleyicilerimize de böyle biraz fikir vermesi açısından açıklayalım. Türkiye'deki bütün büyük markalarla ve global aslında bir şirketin de çatısı altında iletişim stratejilerinin başındasın sen, değil mi? Evet, Yani evet. aslında zaten senin işinin temel şeyi, yani strateji bizim kanalımızda çok seviyor. O yüzden sen bizim için harika bir konuksun. Biraz istersen bundan bahsedelim mi? Sonra da Kan'la ufak belki bir karşılaştırma yapıp reklamcılık sektörüne biraz böyle bir şey yaparız. Ve sonra seninle şu OpenAI'ın başkanı Peter Deng'in konuşmasıyla beraber yapay zekaya biraz girelim diyorum ve senin konuşmanı da izleyicilerimize paylaşmak istiyorum. Tamam, oldu. Ben evet TBWA İstanbul'da sektörde de 24. yılım reklam sektöründeyim. Ve stratejiden sorumluyum dediğin gibi. Yani bizim ajanstaki beraber çalıştığımız tüm müşterilerin iletişim stratejileriyle üzerine çalışıyorum. Bazen hani bizim aynı zamanda biraz daha geniş perspektiften pazarlamayı ve iş hedeflerini de anlamamız gerekiyor. Bir taraftan da sonuçta ürettiğimiz yarattığımız kampanyalarda yaratıcılık önemli. Bizde aynı zamanda çok kalabalık yaratıcı ekipler var tamamen bununla ilgilenen. Onların dilini de anlamamız gerekiyor. Böyle hani iş dünyasından gelip yaratıcılık ve sonunda üretime geçen gördüğünüz televizyonda işte açık havada gördüğünüz birçok reklam kampanyasının arkasında biz varızdır çünkü birçok markayla çalışıyoruz. Dünyada en hani gündemde olan bizim çalıştığımız TBWA'nın markaları Apple zaten yıllardır TBWA Evet. ile çalışıyor. Hatta Apple'a özel ayrı bir TBWA içinde bir ayrı ajansı var. Media Arts Lab diye. Onun dışında dünyada işte McDonald's, Gatorade gibi birçok markayla çalışıyor. Nissan büyük markalar arasında dünyada. Türkiye'ye geldiğimiz zaman da Akbank, Turkish Airlines, Hayat Kimya, işte Carrefour'sa, McDonald's, Ya bir şey IKEA söyleyeceğim. gibi Geçen marka. gün Hayat Kimya'da siz ne yaptınız? Bütün ana akımda bir şeyi kapattınız. Önce her şey sevgiyle diye bir başladı. Sonra ardı arkasında bütün markaların reklamları girdi. Bayağı da bildiğim kadarıyla medya satın almada falan zor bir iş. Şimdi bunu hiç planlamamıştık. O kadar da marka konuşup seni şey yapmak istemem. Hani böyle sıradan bir şirket toplantısında gibi hissetmeni istemem ama o da gözüme çarpmıştı. Onun için de tebrik etmek isterim. Toygun, bu OpenAI'da özellikle tüketici ürünler başkan yardımcısı ve ChatGPT'in başındaki Peter Deng. Sen şimdi diyorsun ki benim en ilgimi çekenler, aslında tabii ki Emmy'yi herkes izledi de benim aklımda neler kaldı, ben nelerden etkilendim dediğin zaman Peter Deng'den bahsediyorsun. Yapay zeka bizi özümüzde daha insan yapıyor sözünden etkilenmişsin. Biraz orada senin için öne çıkanlar neydi? Ve tabii ki buradan şeyi unutmayalım, senin konuşmana bağlayacağız. Yani senin güzel bir Tamam. teorin var. Çünkü herkes şu anda çok ciddi endişeler duyuyor. Özellikle Evet. yaratıcılarda da ciddi bir endişe var. Benim işim elimden alınacak mı gibi. Yani merhaba ben geldim ve artık sen yoksun mu diyecek yapay zeka diye. Biraz oralara gelelim mi? Evet. Şimdi çok böyle yetkin bir teknoloji yazarı bu ChatGPT'nin başındaki kişiyle görüştü. O da şundan bahsetti. Yani daha olumlu bir bakış açısı da var.
Yapay zekanın İngilizcesi biliyorsunuz Artificial Intelligence, AI Evet. şeyi, kısaltması. Ona böyle Augmented Intelligence da deniyor. Yani bizim zekamızı daha güçlendirecek bir şeymiş gibi diye bakma durumu da var. Biraz o yönde yani herhangi bir tehdit unsurlarından bahsetmeyerek o da pozisyonu gereği kattığı artılardan bahsetti. İşte çocuğunun da 9 yaşında çocuğunun bu sayede işte kendi becerilerini geliştirdiğinden bahsetti. Bazen şunu çok denk geliyordum okuduğum şeylerde de. Hani yapay zeka insanların yaptığı birçok fonksiyonu, beceriyi yapabilmesi için uğraşıyoruz. Onu yaparken de biz insan olmakla ilgili bazı şeyleri daha net anlıyoruz. Mesela mizah nedir? Çok böyle tartışılan ve anlatması, kodlaması zor bir konu. Mizaha bakış açımızı hani bir yeri yapay zeka da mizahı anlasın derken insanlar da onu keşfediyorlar. Mizahta atıyorum sürprizin mi rolü daha fazla, işte saçmalığın mı rolü daha fazla, bugüne kadar duyduklarını mı rolü, neyse onu daha iyi anlamış oluyoruz. Biz de kendimizi daha iyi anlıyoruz ya da onun Peter Deng'in söylediklerinden biri insanlar daha derin sorular sorabiliyorlar. Daha fazla cevabı daha hızlı bir şekilde aldığı zaman insanlar daha derin birçok konuda daha da derinleşebilecekler. O yüzden belki hani ruhani konularda bile derinleşebilirsin ya da işte bilimi daha iyi anlayabilirsin gibi avantajlarından biraz da bahsetti. Ama genel olarak tabii şirket temsilcileri kendi bir pozisyonları da olduğu için hani benim başka yerlerde okuduğum işte çeşitli ne bileyim onun enerji kullanımı, yapay zekanın enerji kullanımı diye bir konu var. Sosyal etkileri var. İşte şirketleri mi avantajlı kılıyor, tüm insanlığı mı avantajlı kılıyor tartışmaları var. Birçok tartışma var yani şey regülasyon nasıl olacak filan. Şirket temsilcileri tabii ki kendi ürünü ve onun çevresindeki faydaları anlatmakla yükümlü. Ama insanların temel konusu da yapay zeka işimi elimden alacak mı? Ben boşa mı çıkacağım? Yetersiz mi olacağım? Gibi bir konu vardı. O yüzden ben de kendi konuşmamı bizim sektörde onun üzerine şekillendirdim. Başında da şu açıklamayı yaptım. Yani birçok insan orada yapay zeka uzmanları var ve genel yapay zekadan bahsediyorlar. Ama ben hani reklam sektörüne etkisi üzerine konuşuyorum diye de belirttim. Çünkü biraz şey sınırlamak da gerekiyor. Çok geniş konular bunlar. Şeyi de şuradan düşünüyorum. Şimdi yıllar önce 2020'den önceydi. Bu Alibaba'nın başındaki Jack Ma ile Elon Musk'in bir konuşmasını izlemiştim. Orada Jack Ma da diyor ki ya biz araba yaptığımız zaman arabayla koşu yarışına girip de vah vah araba beni geçti diye üzülmüyorduk. Şimdi niye üzülüyorsunuz yapay zeka belli konularda bizi geçince? Onlar bir araç. Zaten biz isteyerek yapıyoruz bu araçları. Sonra da Allah insanı geçti diye de üzülmemize gerek yok. Sen işte satranç oynayacaksan yapay zeka ile oynadım da kaybettim diye üzülme. Sen zaten insanlarla oyna. Yapay zekanın oynamasından yeni şeyler öğreniyorsan onları adapte et gibi. Ha, sen de demiyorum. Burada ilginç bir anlaşamadıkları bir bölüm vardı ve meme olmuştu ya Elon Musk'ın bu yüz ifadesi. Evet. Oradan hemen aklıma geldi. Sen konuşurken böyle alttan destekleyeyim dedim. Evet tam bu konuşma. Orada o bir şaşırıyordu onun dediklerine karşı. Ama Jack Ma da böyle şey Sakıp Sabancı gibi şey insanlara zaten çok yakın. Zaten bunu söyledi ve kayboldu yani ortalıkta. Çok onların dilinden konuşup böyle basit yalın bir şekilde anlatıyordu ki bence iyiydi. Yani şunu düşünüyorum. Şimdi araba mesela at arabasını geçtiği için belki arabayı dert etmedik ama şu anda insan zekasını geçen yapay zeka konusu bizi çok derinden etkiliyor. Endişelendiriyor değil mi? Endişelendiriyor. Biz geride kaldık gibi hissediyoruz. Temelinde bu var gibi düşündüm biraz da. Ben kendi konuşmama gelirsem reklam sektöründe çok affedersin. Şimdi mesela şeyde de Davos'ta da herkes dedi ya yani şu anda yapay zeka her yere damgasını vuruyor. Ben son olarak şeyi merak ediyorum. Genel olarak eğilim hani orada alınan enerji oraya gelen işte o kadar 300 bin kişi orada topladığında yapay zeka ile ilgili aslında pozitif bakış açısı mı daha hakim yoksa biraz daha negatif mi? Tamamen pozitif. Amerika'nın bakış açısıyla ilgili fırsatlar dünyası birçok sektörde etkileri olacak. Yepyeni şeyler göreceğiz.
gibi çok daha pozitif. Ama dediğim gibi sonuçta söz alanların da etkisinde Etkisi var var. bunun içerisinde. İşte ne bileyim bilgisayar işlemcisi AMD şirketinin işte başındaki kadının bir konuşması var. İşte dediğim gibi OpenAI'm var, Google DeepMind'ım var filan. Bunlar zaten bu üretenler yani bu teknolojiyi üretenler bir Evet. şekilde onun arkasında olan Her şey şirketler. mahvolacak diyemezler, değil mi yani? Evet, Hepimiz de evet. ele geçeceğiz diyemezler yani. Aynen. Ya da Sonuçta baktığımızda. yani belki bu sene daha bununla ilgilidir de birkaç sene sonra yeni çıkan tehlikelerle ilgili, endişelerle ilgili daha fazla konuşma da olabilir. Zamanla da yayılabilir bu. Ben Oranın biraz şey... daha doğası ile ilgili. Senin konuşmanı da ben şimdi ekrana vereceğim. Birazcık istersen birkaç saniye sesli verelim. Telif yemeyiz diye düşünüyorum sonuçta. Tamam. İzleyicilerimize bir bakalım. Bu arada disruption'ın ne olduğunu çok merak edip soranlar oldu. Belki yayının sonunda Olabilir. vaktimiz kalırsa da biraz oraya değiniriz. Tamam. So at the moment I will be sharing all the findings that I have around Şöyle biraz this. göstermek And istiyorum the salonu da. main question that everyone has at the back of their mind is, will AI take my job Herkes in fotoğraf today's çekiyor. world creativity? With... Şimdi bu bizimle beraber dönsün Toygun. Herkes Tamam, böyle tamam, İngilizce de çok tamam. hakim olmayabilir ama senin çok Tamam. ilginç bir söylemin var ve sen de pozitiflerden birisin aslında. Özellikle Evet. reklamcılara biraz daha ilham vermek için bunu söylüyorsun Evet. ama bence hani kültürü odağa alman biraz daha bunu genele yayılabileceğini gösteriyor. Nitekim sen dünyanın çeşitli yerlerinden şu an davetler alıyorsun anladığım kadarıyla bu konuşma sonucunda. Biraz bahseder misin bize ne söyledin Bahsedeyim. insanlara burada? Evet. Şimdi bizim reklam sektöründe hani ben sektöre başladığım zamandan beri yaratıcılık çok önemlidir. Gerçekten de önemli. Hani yaratıcılık ödülleri olur. Yaratıcı direktörler, şirketleri tamamen hani vizyonuna çok şekillendiren en önemli insanlar diyebilirim. Ama biz yaratıcılığı kullanıyoruz. Ben orada şeyden bahsettim. Yani sanatla reklamı kıyasladığın zaman sanatta yaratıcılık yapıyorsun ve gösteriyorsun. Yaratıcılık zaten son ürün de yaratıcılıkla ilgili bir ürün. Reklamda ise belli hedefler oluyor, belli amaçların oluyor ve o amaçlara ulaşmak için yaratıcılığı kullanıyorsun. Yani yaratıcılığı bir güç olarak elimde bir silah gibi kullanıyorum. O yüzden yeni teknolojik ürünlerin yaratıcı da olabildiğini gördüğümüz zaman başta buna üzülebiliyoruz. Ya benim yaptığım işi başka araçlar mı yapacak? Benden daha hızlı mı yapacak gibi bir endişe olabiliyor. Ama buna daha pozitif bakarsak da kendi elimizdeki güç daha bir şey aldı, güncelleme aldı ve daha iyi bir hale geldi. O yüzden belki bazı şeylerin üretimi daha hızlı olacak. Ya da bugüne kadar düşünmediğim şeyleri bana gösterecek. O anlamda esasen yaratıcılık kasımız da gelişecek diye de olumlu şekilde bakabiliriz. O yüzden hani yaratıcılık gitti Allah ne yapacağız diye düşünmemize de gerek yok. Şundan ben bahsettim. Bizim son noktada yaptığımız şey insan davranışlarına etki edebilmek. Biraz daha kültür üzerindeki etkimiz. Kültür dediğim zaman da bir hani böyle biriken kültür tüm insanların yaşama biçiminden çok daha güncel bir kültürden bahsediyorum. Hani bugün neler giydik, neler satın aldık, neler kullanıyoruz. Hangi ürünleri, markaları seçiyoruz gibi bir güncel kültürden bahsediyorum. Onun üzerindeki etkimiz çok önemli. Ve eğer işimizi bu gibi düşünürsek, yapay zekanın anlaması ve onu şekillendirmesi çok da kolay değil. Hala insanlar için çok önemli bir alan burası. Kültür çok hızlı değiştiği için ve yapay zeka esasında geçmişten beri gelen çok büyük verileri analiz edebildiği ve orada bizim görmediğimiz örüntüleri gördüğü için geçmişle ilgili konularda çok güçlü. Ama çok yakın gelecekte ne olacağıyla ilgili herhangi bir öngörüsün olması zor oluyor popüler kültürle ilgili. Onu biz içinde yaşayan insanlar olarak daha iyi görebiliriz dedim. Kültür çok insani ve çok duygusal bir şey. Orada çok güzel bir duygusal video izlettim, viral olan bir video. İşte bir anne askerden gelen bir anne çocuğuna sarılıyor falan. İzlerken insanlar duygulanıyor falan. Hani şunu dedim. Siz bunu izlerken sadece bir olayı görmüyorsunuz. İşte asker anne çocuğuna sarıldı ve öptü diye belki yapay zeka bunu
anlayabiliyor şu anda geldiğimiz noktada, ama sen onunla duygusal seviyede bir bağlantı kuruyorsun. Ve o çok değerli. Her yaptığımız, deneyimlediğimiz şeyi biz esasında duygusal seviyede bir bağlantı kuruyoruz. Hı-hı. Kendi deneyimlerimizle eşleştiriyoruz ve bu çok insani bir durum. O yüzden de bu yapay zekanın tam olarak yapabileceği şeyler değil. Peki, bu taraflarda şey var, değer var. Yani bizim üretebileceğimiz değeri buralarda gördüm. Bu teknolojinin aslında yapmamız gereken yapay zeka teknolojilerinin ustası olmak diyorsun ya. Yani bu böyle bir yaklaşım gibi bir şey mi? Çünkü hani bunu kültüre ve günlük yaşamımızın içerisine aldığımız zaman hani endişe etmek yerine kendinize yeni alanlar kazandırmaya odaklanın demenin başka bir yolu gibi bir şey mi? Nasıl olabilir bu? Evet. Evet, en sonunda konuşmayı bıraktığım nokta o olmuştu. Orada da güzel bir örnek var. Leo Fender işte gitar, elektro gitarı mucidi. Kendisi gitar çalamıyormuş ama onu keşfetmiş ve sonra arkasından çok dünyaca ünlü bir sürü gitarist geldi ve işte ünlü gitaristlere kavuştuk. İşte Jimi Hendrix'i gösterip siz de Jimi Hendrix gibi olun, bu teknolojilerin en iyi uygulayanı, uzmanı olun gibi bitirmiştim. Buradaki düşünce de şu, bu teknoloji şirketleri, diğer konuşmaları yapan, orada da sahne alan teknoloji şirketleri bunları üretiyor ve biz bunları bir an önce anlayıp, kullanıp bundan en fazla faydayı nasıl elde edebiliriz diye bakmalıyız. Ya bize ne olacak diye endişe etmek yerine elimdeki teknolojiyi nasıl en iyi kullanırım diye düşünmemiz lazım diye. Temel argümanım buydu ve siz hala da kültürü anlamak ve kültürü şekillendirmekte size rol düşüyor. O yüzden de bunu yapabiliriz elimizdeki yeni ürünleri daha güzel kullanarak diye bitirmiş oldum. Peki şu anda reklamcılık sektöründe özellikle, yani sonuçta sizin işiniz bir noktada evet ticari hedefler de oluyor, belirli farklı parametreler de oluyor ama yaratıcılığın merkezde olduğu bir iş yapıyorsunuz. Özellikle mesela evet. Türkiye'de bu konuya ilgi nasıl? Reklam ajanslarının iş modellerinde ya da süreçlerinde bir etkisi, katkısı, çıktısı olmaya başladı mı? Biraz Türkiye için ele alalım mı? Ne durumdayız şu anda? Yani en hızlı adaptasyon şeyde oldu. Biz genelde izleyiciler reklamı televizyonda izliyor ama o aşamaya gelmeden önce biz sunum yapıyoruz. Şirketlere sunum yapıyoruz. Bazen testler yapıyoruz. İnsanlarla test ediyoruz beğendiler mi diye. Oralarda hep anlatmamız, işte çizmemiz, son reklam değil de reklam öncesi aşamalar oluyordu. Şimdi oralar çok hızlandığı için biz mesela sunum yaparken artık işte bir oyuncu kullanmayı düşündük. Hani o oyuncu var ya, o böyle yapacak da şöyle olacak da diye anlatmak yerine direkt yapay zeka araçlarıyla o oyuncu sanki oynuyormuş gibi bir şey gösterebiliyoruz. İnsanların kafasında daha kolay canlanmış oluyor. Buna bayılmışlardır şekilde. Toygun. Çünkü hayal etme konusunda biliyorsun. Hayal yani bunun bir örneğini görebilir miyiz sorusu en çok aldığımız soru oluyordu ya. Evet, buna bayılmışlardır. Evet. Evet, yani orada canlandırma konusunda çok yol kat edildi ve tüm ajanslar buna hemen adapte ettiler. Bu çok kolay oldu. Yani eskiden hani bir eskiz üzerinden böyle olsa nasıl olur, bakın böyle olabilir diye söyleniyordu. En hızlı o oldu. Bir de yıllardır bizim sektörde olan ama çok da gerçekleşemeyen şöyle bir konu vardı. İşte şu an bunu dinleyen işte 500 kişinin her biri farklı farklı konularla ilgileniyor. Ben de bir reklam yapacağım. O reklamda kullandığım ürünün birçok yönü var. Mesela bir otomobil düşündüğümüz zaman bu otomobilin güvenliğiyle ilgili de mesajlar var. Müzik sistemiyle ilgili de mesajlar var. Ben müzik sevene müzik mesajlarını vereyim, güvenlik isteyene güvenlik mesajlarını vereyim diye bir düşünce hep vardı bizim sektörde ama bunu yapması biraz zordu. Şimdi bu teknolojilerle beraber 1000 tane, 1 milyon tane hani aynı şeyin farklı küçük değişikliklerle farklı versiyonlarını yapmak çok daha hızlı olabiliyor. Eskiden onu yapacak insanın tek tek yapması gerekirken şimdi onu araçlarla yapmak daha kolay. Verimlilikte ciddi bir artış oldu o zaman. Ajansla sabahlamalara son mu diyorsun? Evet, yani bu konularda, üretim konularında evet. Şimdilik daha çok yani bir düşündüğümüz bir şeyi hayata geçirmek kısmında, uygulama ve üretim kısmında çok ciddi verimlilik sağladı. Ama başka kısımları da var. En çok da biz karşılıklı şu anda yaptığımız gibi konuşup anlaşma kısmı var. Orada evet. Hani
belki biz şey yaparsak ikimiz de beynimizi bir yere takıp oradan konuşmadan çok 2 saniyede haberleşirsek orayı da kısaltabiliriz. Şu an o yok, hala konuşuyoruz, toplantılarımız var. Saat saat toplantılar içerisinde hala anlatıyoruz derdimizi. Yani tabii yeniliklere açık olmakla da ilgili biliyorsun. Yani özellikle markalar dünyasında heyecanlı ve popüler bir şey gördükleri zaman evet, onlar da eklemlenmek istiyorlar ve bir parçası olmak istiyorlar. Yani oradaki etkileşimle ilişkilenmek herkesin hoşuna gidiyor. Fakat evet, sadece iletişim kanadıyla bitmediği için yani yapay zekayı şu anda üretken yapay zeka olarak entegre etmek herkesin çok kolay yapabildiği bir şey. Ve bunu biraz daha pozitif açıdan ele alırsak belki daha izlediğin başka oturumlardan da notlarını da benimle paylaştın. Teşekkür ederim. Çok güzel oldu benim için de okumak. Öne çıkan şeylere baktığımızda aslında genel olarak insanlara söylenen şey şu gibi görüyorum. Yani işini geliştirmekte kullanabilirsin, kendini geliştirmekte kullanabilirsin, kültürünü geliştirebilirsin, dünyayı geliştirebilirsin. Ama bu senin bakış açınla ve yaklaşımınla ve imkanlarınla ilgili. Mesela bizim ülkemizde de teknoloji ülke stratejisi olarak çok ön planda olmadığı için biz daha işin biraz daha popüler kısmında kalıyoruz. Ama global arenaya çıktığımızda ve işte bu tarz yerlere katıldığımızda biraz daha etkileşimi yüksek olan mesajları alıp getirip buraya insanlara aktarıyoruz. Bakın şöyle şöyle şeyler olacak, böyle böyle şeyler olacak diye. Son olarak sana onu sormak istiyorum. Önümüzde sence mesela bu 2030'a kadar giden, hadi biz 2050 demeyelim, biraz daha insaflı olalım da 2030'a kadar markalara bir tavsiye vermek istesen sence şu anda nasıl bir yaklaşım olmalı? Zor bir soru, tamam kabul yok, ediyorum. Yok yok yok, markalara gelmeden önce ben şeyle 2030 ile ilgili şöyle bir inanç vardı. O da ilgimi çekti ve güzel bir şey aslında, genel insanlarla ilgili söyleyeyim. Ya mesela kansere çözüm bulma konusunda sanki evet, herkes çok olumlu. Yani yapay zeka ile beraber bu konu üzerine çalışılır ve sonuca ulaşılır diye bir inanç var. Onu hissettim konuşmalarda, arada söylenen bir konu. Biraz hı-hı, iklim değişikliği ile ilgili de çözümler bulmada, bizim bugüne kadar görmediğimiz çözümleri bulmada yapay zekanın katkısı olacak diye bir inanç da var. Öyle hani insanlığın daha büyük sorunlarıyla ilgili çözüm bulmada yapay zekanın etkisi olur diye bir inanç vardı, olumlu bakış açısı olanların. Onu geçtikten sonra markalara geldiğim zaman da esasında biraz da zevk aldığımız kısmı herhalde o. Bence reklam veren tarafında çalışanların da, reklam ajanslarında çalışanların da bir şeyleri deneyip yeni şeyler keşfetmek konusu çok güzel ve dönem dönem bunun zamanları oluyor. İşte ilk dijitalle beraber işte önce web siteleri, sonra sosyal medya, sonra interaktif yapılabilecek her şey üzerinde yepyeni çözümler görmüştük. Zamanında ne diyeyim? 2000'ler diyeyim. 2000'lerde yaşanan bir devrim vardı bizim sektörde etkileyen. Şimdi de yapay zeka ile beraber neler yapabiliriz? Atıyorum başka bir sektörde kullanılan bir şeyi bu sektörde kullandığım zaman bana nasıl bir faydası olur gibi birçok şey bize yeni çözümler ortaya çıkaracaktır. O yüzden herkese biraz daha hani açık olması, denemesi, belki işte Coca-Cola'da gördüğüm bir şey vardı. Bir pazarlama bütçesinin %70'ini zaten yapılması gereken her zaman yaptığı şeylere ayırıyor da %10'unu da daha deneysel şeylere ayırıyor. %20'sini de çok iddialı projelere ayırıyor gibi, ama bir %10'luk kısımda içinde yanılma payı olan, hata etmeyi kabul ettikleri bir %10'luk kısım oluyor gibi bir şey görmüştüm bütçe paylaşımı olarak. Bunun gibi yani şu an bize yepyeni fırsatlar verebilir yapay zeka. O yüzden bununla denemeye ve öğrenmeye açığım diyebilir reklam verenler, markalar. Onu önerebilirim. Peki disruption, insanlar çok merak ettiler. Birkaç kelimeyle biraz özetlesek nedir diye bir fikir verelim mi? Tabii tabii. O da şuydu. Her sektörün zaman içerisinde kendi iş yapma biçimleri oluşuyor. Atıyorum otomobil reklamları böyle yapılır, banka reklamları böyle yapılır. Ben önce reklamcılık içerisinde anlatayım çünkü biz orada bayram reklamları, aynen bayram reklamları falan böyle olur diye. Onlar evet öyle yapılabilir ama
aynı şekilde yapıldığı zaman hem bize tanıdık geliyor hem de biz insanlar o kadar da tanıdık olsun da istemiyoruz. Daha farklı olduğu zaman daha çok dikkatimizi çekiyor. O yüzden biz onları yöntem olarak farkına varalım bu ezberleri ve bu ezberlerin dışında yine insanlarla bağlantı kuracak. Yani sadece farklı olmak amacıyla değil de farklı bir yönden insanların hoşuna gidecek yepyeni yöntemler olabilir mi? Bayramda işte bugüne kadar belki aileyi ziyaretle ilgili çok fazla reklam yapıldı ama onun dışında yine bayramın içinde olan başka yönleri ortaya çıkaran neler olabilir diye bir bakış açısıyla o ezberleri kıralım, bozalım, yerlerine yenilerini koyalım diye bir arayış içerisinde oluyoruz. Bu esasında birçok sektör için de geçerli. Sadece reklam sektörü değil, her sektörün kısa yolları oluşuyor. O kısa yolları kullanmak bir süre bizim avantajımıza oluyor ama bir süre sonra artık onlar klişeye dönüşüyor. O yüzden onun dışında yepyeni yöntemler ne olabilir diye bir bakmak, ezberleri bozmak riski Aslında açısından. birazcık şu anda startup dünyasında daha çok gördüğümüz, mesela az önce konuştuğumuz Elon Musk gibi, yani otomobildeki yerleşik düzeni yıkıp disruption'ın yıkmak olduğunu zaten biliyoruz. Yani bir şeyi, var olan bir düzeni yık, yerine yenisini getir. Aslında baktığımızda bu sohbet çok uzar ve seninle başka şeylerde konuşmak isterim ama bugünkü bağlamımızdan çıkabiliriz. Çünkü bu birazcık daha yenilikçi bakış açısı, denemeyi isteme. Az önce mesela o bütçe alokasyonunda söyledin ya, %10'u buraya ayırıyormuş diye. Yani sonuçta hani bu bir vizyon gerektiren bir şey ve nereden bakarsan bak yine çok kilit bir şey söyledin: hata konusu. Özellikle başarı odaklılık ve hata yapmayı, denemeyi, ondan bir şey öğrenmeyi, işte onun getirdiği hız, çevik, esneklik vesaire, bu gibi noktalarda risk almak herkes için çok kolay olmuyor. O yüzden herhalde bu disruption felsefesiyle çalışabilecek marka sayısı da baktığımız zaman o kadar çok değil. Ancak herhalde en büyükler bunu deneyebiliyor diye düşünüyorum. Toygun, TBW benim de reklamcılık sektörüne başladığım ajans, benim için de sona sakladığım önemli ve özel bir yayın oldu. Dünyanın girip çalışması en zor ajanslarından birisinden bahsediyoruz şu anda. O yüzden ayrıca duygulandığımı da İtiraf etmeliyim. Fakat Toygun, seninle bu yayını yapmak benim için çok keyifli oldu. Özellikle düşünüyorum ki ara ara böyle seni de heyecanlandıran konular olduğunda izleyicilerimizi besleyecek sohbetleri gelip benimle birlikte canlı yayında yaparsan ben ekstra memnun olurum. Çok teşekkür ederim. Hem deneyimlerini paylaştın hem de bilgilerini bize aktardın. Çok teşekkürler. Ben de çok memnun oldum. Sağ ol. O İnşallah tekrar zaman görüşürüz. umarım yeni bir canlı yayında görüşmek üzere Toygun. Kendine çok iyi bak. Katkılarından dolayı Görüşmek çok teşekkür üzere. ederim. Hoşça Sağ kal. olun.